Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün akşam bir video paylaştım. O videoyu bilmeyenler tabii yukarıda katlak kısmına bırakacağım. İlk tuşuna basaraktan sağ üst köşeye alabilirsiniz. Arkadaşlar o video çerçevesinde bilim kurulu üyeyken üniversitenin uzaktan eğitimden sürülmesini istemiştim. Bunun neticesinde sonra Bart Üniversitesi eğitim modülünden çıkmadı ve Bart Üniversitesi hepinize tahmin edeceği bir 12 Ekim 2020'de başlayacak 2022-2021 akademik yılı güz döneminde yani birinci dönem uzakta eğitim yöntemiyle sürdürülmesi sevatomuzda örnek karar örnek aşağıda sunulmuştur. Sözlü boyama sayfalarına diğer ayrıntılar yazılan ayrıntılı sayfalar duyurulacaktır. Yani arkadaşlar ayrıntılı burada. Dediğim gibi biz bugün aynısıyla beraber paylaşmıştık. Hani dün sizle beraber paylaşmıştık. Hani YÖK bilim kurulu YÖK'e üniversitenin açılmasını istemediğini söylemişti. Bartın Üniversitesi'ne böyle bir şey paylaştım. Gelin okuyalım. Bartın Üniversitesi olarak ülkemizde etkisi altında alan küresel COVID-19 salgınıyla ilgili yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sürece dair gelişmeler Sağlık Bakanı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı olmak üzere bölgemizdeki şehir ve şehrimizdeki yetkili kurumlara karar ve hassasiyetlerini dikkate değerlendirmekteyiz. Önceliğimizin başta olmak üzere toplumumuzdaki ortak sağlığı ve güvenliğidir. Bu doğrultuda çevresel faktörler başta olmak üzere her şeyin titizlikle ele aldığının değindirmeler yapılarak en doğru kararı almak için gayret sarf edildi. Bu süreçte iç ve dış paylaşımlarımız, görüşleri ve pandeminin son zamanlarda seyriyle birlikte ülkemizin 81 ilinde yanı sıra 4 farklı kıtada öğrencilerin seyahat, konaklama, sosyal koşullar sürdürülebilir eğitim, öğretim süreçleri gibi tüm olasılık gelişmeler göz önünde bulundurarak etrafı için de değerlendirildi. Yapılan görüşmeler ve titizlik değerlendirmenin ardından 2022-2021 akademik yılda güz dönemi yani birinci dönem dersine uzaktan eğitim sistemiyle uzaktan sistem aracılığıyla gerçekleştirilmesine Bart Üniversitesi'nin sağ tutusu tarafından karar verdi. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmayacak uygulama dersleri için pandeminin seyrine göre yeniden planlama yapılabilecek. 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak güz dönemi dersiyle ilgili detayları ise önümüzdeki günlerde Bart Üniversitesi 2020-2021 akademik takvimiyle belirlenecektir. Unutmayalım ki kararları alınırken Bart Üniversitesi ailesi her bir bileşeninin sağlığı öncelikleri arasında en üstte tutmuştur. Arkadaşlar orada okumuyorum. Şurası önemliydi. Neticesinde Bart Üniversitesi eğitim öğretmeni arkadaşlar eğitim modelini uzakta eğitim yapmış ve korunan gidişatına göre finallerin %10 ihtimali yani hibrit sistem olma ihtimali yok arkadaşlar. Ama uygulama derslerinin eğer bir fırsat bulunursa ve korunan gidişatı düşerse sadece uygulama derslerinin yüz yüze ve çok sıkı tedbiri alınaraktan yapılabileceği belirtmiş Bart Üniversitesi. Tabi burada da yazdığı gibi şöyle göstereyim. Bartın akademik takvimi yayınlanacakmış. Orada daha ayrıntılı bilgi verecekmiş. Siz Bartın Üniversitesi'nin duyurulan kısmını takip edersiniz. Nasıl bir eğitim modeli yapacaklarını takip edebilirsiniz orada. Özellikle Bartın Üniversitesi'nin duyurulan kısmını takip edip orada hani özellikle şu uzaktan eğitimde hani ne tür uygulamaların, ne tür sistem araçlarını kullanacağını ve ne tür uzaktan eğitim modelinin ne tür olacağını, vize ve finallerin nasıl olacağını, ödev mi, staj mı, yani ödev mi, stajların ödev mi olarak mı verecek, yoksa vize finaller ödev mi olarak verecek, yoksa buna sınav mı yapılacak, hepsi orada durularda paylaşılacaktır. Siz onları takip edersiniz. Benim sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Her video söylüyorum. Bana kanalıma abone olmakla bana destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Sizden tek ricam bana destek olmanız. Siz bana destek olun sürece ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Bugün ise Bart Üniversitesi'ne eğitim modelini anlattım. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Esenler kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.